Merhaba. Buradan da hem çamuru tutma hem de bundan gaz elde etme. Evet. Enerji elde etme. Buradan mikrofonu açma. Bütün tesisi görebiliyoruz. Kuş bakışı. Şimdi Sayın Başkan diyor ki bunları aynı zamanda birer sanat eserine dönüştüreceğiz. Yani beton yığını olarak yolda, görünmeyecek. Yolda onu genel başkanımızla konuştuk, karar verdik. Şimdi bu blok binalar bir sanat eserine dönüştüreceğiz ve bir sanat stüktürü haline getireceğiz diye karar birliğine vardık. Ne zaman biter? Buranın toplam bitim süresi bir yıl. Tam bir yıl sonra tamamlayacağız inşallah. Bir yıl sonra düğmeye basılacak, faaliyete geçeceğiz. Evet, İnşallah Ekim ayında seneye geri açılışını yaparız. İnşallah beraber yaşarız. İnşallah. Kolay gelsin. Tane. Şu ikisi de yapılacak herhalde. Yükselecek tabii. Evet. Kamuklar böyle yükseliyor. 6 tane. Şu anda bizim bulunduğumuz yerde burası. Evet. Çamur çürütücüler. 6 tane tankın olduğu yer. Daha sonra kurutma ünitesi ve kojenerasyon ünitesi olacak. Biyogaz depolama da küre şeklinde bir depolama tankımız olacak. Daha sonra bu nokta buralara alınacak şeyler. Bulacağız. Ve enerjide kullanacak. Kritik bir şey daha, orada yapılan arıtmada nasıl burada arıtılan suyu boğaza veriyoruz ya, oradaki suyu bir de Haliç'e vermeyi planlıyorlar ki bu aslında tam da işte Haliç'in cinayeti olacaktı. Aslında hem biz 1 milyarı aşan bir maliyette kurtardık. Hem Haliç'i kurtardık. Hem Haliç'i kurtardık, hem de orada ne kadardı silah tarağıdaki alan? Herhalde bir 100 dönüme yakın var mıdır? Var, o kadar. 100 dönümün üzerinde de bir yeşil alan tasarlıyor. Evet. Şimdi orası da yeşil alan olacak yani. Güzel. Yani bir taşla 3 kuş vurduk aslında. Üçünde de İstanbullular kazandı. Sandalye alalım. Şafak Beyler. Sandalye var mı? Merhabalar. Geldiğinizde alan büyük oranda koruma projesi eksenindeydi. Biz şöyle basit bir şeyle, gerçek bir değerle Hasanpaşa Gazhanesi'nin şu değerini öne çıkarmak istedik. Dünyada artık iklim krizi büyük bir afet halinde insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Katı yakıtla üretilen elektrik ya da benzeri enerjilerin tamamının artık bir yüzyıl sonra terk edilmeye başlandığı bu dönemde böyle bir alanı İklim Değişikliği İletişim Merkezi ve İklim Müzesi'ne dönüştürmek. Etraftaki bütün binaları da bir sosyal çevrenin bir vahası gibi insanların kullanabilecekleri sosyal donatı alanları da oluşturacağımız bir projeye çevirdik. Dünyada büyük bir kültür havzası olacak. Yani çok büyük bir havza. Tiyatrosu da var galiba. Tabii çok güzel bir sahnesi var. Çok hatta güzel bir kültür merkezi olacak inşallah. İstanbullular keyif alacaklar bunlar. Kadıköylüler keyif alacaklar. Umarım İstanbul'un her tarafında buna benzer kültür merkezleri oluşur. Başkan da zaten çok kararlı yapacağım. Sayın Başkan buraya gökdelen yaptırmayacak değil mi? Enerji temalı bir bilim merkezi aslında. Burada iklim değişimi de anlatacağız. Öğretmenler bu anlamda kullanabilirler. Hem basın mesajı geniş çalışır taksitlerinin kullanılması. Yani bir eleştirilerliği de var ama sadece eleştirilerlik değil. Nasıl oluştuğuyla ilgili bir proses anlatılıyor. Burada tabii daha grafiklerimiz falan devam ediyor. Burada deprem enerjisini anlatıyoruz. Burada bunları bina olarak görüyoruz. Deprem şiddetini başlattığımız anda binaların depreme karşı nasıl tepki verdiklerini gösterdiğimiz bir bölüm oluyor. Ve depremi tekrar azaltıyoruz. Karşılıklı olarak aynı zamanda bir takım oyunu haline de getiriyoruz burada. Çocuklara güneş enerjisini anlatıyoruz. Kaya gazına da vurgu yaptık buradan. Kaya gazları şu anda günümüzde çok fazla yaygınlaşıyor. Burada net değeri, yani çeşitli malzemelerdeki radyasyon değerini gösteriyorlar. Geri çalışalım. Gezi bitmedi. Gezi beklenen yeni binalar. Arkadaşlar sağ binaya geçiyoruz lütfen. Biraz geri çalışalım. Müsaade edelim. Arkadaki diğer gazhaneler sağa giriyor. Binalarımızda yeni yaptığımız sahnelerin ve fuaye alanların bir gaz tankının içerisinde, en büyük gaz tankımızın içinde
tiyatro salonu kurduk. Onun fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Zaten birazdan ziyaretimizi yapacağız. Bir nasıl dediğiniz o kadar. Evet, evet başkanım. Evet. Aslında bu tuğlalar başkanım makine parçası. Yani bu aslında bir makine. Yani evet. Kocaman bir soba. Bu tuğlalardan oluşan makine bir soba. Parçası. Evet, evet, makine parçası gibi düşünmek lazım. Hepsinin kendi kodu var. Çok sıklıkla bunların çok yüksek bir ısı evet. oluştuğu için hep böyle tamirleri yapılmış ama hep aynı boylarda. O yüzden üstlerinde kodları var. Teşekkürler arkadaşlar. Tamam. Yani şu alan bile kendi başına aslında yaşam. Evet. O teras başka bir fonksiyon. Yani her yerden çok yaratıcı işler çıkar buradan. Biraz da kendi halkına emanet edildiğinde zaten bu tür alanlar kendini ortaya koyabiliyor. Aslında yine gaz tankının içinde fuaye alanımız var. Gaz tankının içinde. Gaz tankının içinde yaşıyor, evet. Sağda gördüğünüz. Kabuk, tiyatro kabuğunun içine bunu yerleştirmiştim. İçine geçince burada amfiyi göreceğiz şimdi oturma yerlerini. Aynı familyasını. Burası ne zaman açılabilir? Şehir tiyatroları hemen hazır burada girmeye hazır yani. Konuşmamıza devam edelim. Evet. Burada hem kütüphane, hem gösteri, festival, olağanüstü güzellik. Evet. Bir de şey yapabilirseniz böyle bir alanda açık hava ressamları böyle gelip resim falan yapabilseler. Kadıköy'ün herhangi bir yerinde o da çok güzel olur. Yani bir nevi canlı performansların olduğu bir alan. Evet, gibi. Evet. Tamam arkadaşlar. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar kalalım burada. Alanın en büyük mutlularından birisi. Burası bu kütlesiyle beraber ilk sergisini Kanal İstanbul Havzası'nın doğal bitki çeşitliliği ve yaşama kattığı, İstanbul'a kattığı büyük iklim desteği ya da iklimde hasara uğrarsa yaşayacağı felaketiyle beraber anlatacak bir sergi hazırlanıyor şu an. 40'a yakın fotoğraf sanatçısı Kanal İstanbul Havzası'nı belgeledi 3 aydır bu proje kapsamında. Biz burada yapacağımız ilk sergide İstanbul'un ekolojik değeri olan Kanal İstanbul Havzası'nı su ve diğer değerleriyle beraber anlatacağımız bir sergi yapacağız. Aslında şey de var değil mi? Biraz sesli çalışmalar da var. Yani oranın belli anlarını, çekimlerini, evet, kuş seslerini böyle hani canlı bir ruhla buraya taşıyacaklar. Aktif detayları çok olan ve gerçekten oradaki yaşantıyı da anlatabilen insanları da kenti biraz daha tanıtmayı amaçlayan. Yani buradaki amaç şu. İklim değişikliği öyle dünyanın bir yerinde... Yani projenin neleri tahrip edip neleri evet. yok edeceğini Kadıköy'ler, İstanbullular evet. görecekler evet. yani. Çocuklar görecek. Evet, çocuklar görecek. Herkes görecek yani. Bu tarz çağdaş sergilerin yanı sıra ressamlar için de bulunmaz evet. bir nimet yani. Böyle bir daha büyük tabloları daha sergilerini evet. hale gelmiş. Kapatmışlar. Bacayı da kaldırmışlar o dönem ama biz burada bunu bulduk. Zemin çalışmaları esnasında bu haliyle korunmak için komple ateş tuğladan. Evet. Buyurun efendim. Bütün basın mensubu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Umarım sizi fazla yormamışızdır. Daha önce bu şantiyede çektiğimiz bir fotoğraf bizim reklam boardlarımızda kullanılmış. Teşekkür ederiz efendim. Son